Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Hızlı Yayınları 8. Sınıf Matematik Hibrit Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 1. ünite çarpanlar ve katlar üslü ifadelerdeydik. Bugünkü konumuz üssün üssünü alma. Konumu büyütüyorum. Üslü ifadenin kuvveti alınırken taban aynen yazılır. Kuvvetlerin çarpımı da üs olarak yazılır. Yani arkadaşlar üssün üssü çarpılır diyoruz. A sıfırdan farklı ve x ile y birer tam sayı olmak üzere a üzeri x üzeri y eşittir a üzeri x çarpı y'dir. Burada bize örneklerini vermiş. Bir uyarı vermiş. Değeri negatif olan bir üslü ifadenin üssü çift sayı ise sonuç pozitiftir. Bakın parantez içerisinde eksi 2 üzeri 3 parantezi kapattık üssümüz 2. Eksi 2 üzeri 3 arkadaşlar negatif bir sayıdır. Negatif bir tam sayının çift kuvveti ise pozitiftir. Yani arkadaşlar burası 2 üzeri 6'ya eşit olacak. Değeri negatif olan bir üslü ifadenin üssü tek sayı ise sonuç negatiftir. Bakın eksi 2 üzeri 2 negatiftir. Burası eksi 4 olarak gelir. Negatif bir tam sayının tek kuvveti ise negatiftir. Yani dolayısıyla burasını biz eksi 2 üzeri 6'ya eşitleyeceğiz. Böylelikle arkadaşlar eksi 2 üzeri 3 üzeri 2 ile eksi 2 üzeri 2 üzeri 3 eşit olmuyor. Yani bizim burada eğer tabanımız negatifse dışarıdaki kuvvet bizim sonucumuzun işaretini belirler diyoruz. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu üslü ifade biçiminde yazınız demiş. Arkadaşlar üstün üstü çarpılır dedik. 2 üzeri 4 üzeri 2, 4 ile 2'yi çarptım, 2 üzeri 8. Aynı şekilde 2 üzeri 2 üzeri 4, bakın arkadaşlar üstün üstünü çarpıyorum, 2 üzeri 8. Buradakileri çarpıyorum, 3 üzeri 6. Buradakileri çarpıyorum, 5 üzeri 12. Buradakileri çarpıyorum, 7 üzeri 10. Buradakileri çarpıyorum, 6 üzeri 24. Burayı çarpıyorum, 10 üzeri 14. Bakın, buraya geldiğimiz zaman. Arkadaşlar içerisi negatiftir ama dışarıdaki kuvvetim çift olduğu için benim sonucum pozitif olarak gelecek. Yani ben burayı direkt 2 üzeri 4 olarak yazabilirim. Buraya geldim. Buranın içerisi de negatiftir arkadaşlar ama dışarıdaki kuvvetim çift olduğu için ben burayı 1 üzeri 12 olarak yazabilirim. İçerisi negatiftir ama dışarıdaki kuvvet pozitif olduğu için arkadaşlar direkt 3 üzeri 8 olarak yazabilirim. Buraya geldim. Eksi 2 üzeri 2. Burada parantez olduğu için burası artı olarak gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyoruz. Hatta direkt eksi 2 üzeri. 2 ile eksi 2'yi çarparım. Eksi 4 olarak gelir burası. Buraya bakın. Parantezin içerisi yani benim tabanım negatiftir. Negatifin arkadaşlar tek kuvveti yine negatif olarak gelecek. Yani ben burayı yazarken başına eksiği koyuyorum. Eksi 10 üzeri eksi 9 olarak yazıyorum. Aynı şekilde bakın burada benim tabanım negatiftir. Negatifin arkadaşlar tek kuvveti ise yine negatif olarak gelecek. Yani ben burayı yazarken negatifi koyuyorum ve burası 5 üzeri 15 oluyor. Eksi 5 üzeri 15. Buraya geldiğimde ilk önce tabanım negatif. Ama kuvvetim çift olduğu için burası pozitif olarak gelecek. Yani cevabımın pozitif olduğunu buluyorum. Şimdi buraya bakıyorum. Burası arkadaşlar 3 üzeri. Kuvvetim eksi 3. Diğer kuvvetim eksi 4. Bunları parantezli yazıyoruz. Bunların çarpımı ise 3 üzeri 12 olarak geliyor. Buraya geldiğimde bakın içerisi negatif ama dışarısı buradaki kuvvetim çift olduğu için cevabım pozitif olarak gelecek. Yani geliyorum ben buradaki eksi 5'in artı 5 olarak yazacağım. Çünkü cevabımın pozitif olduğunu buldum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar kuvvetleri çarpıyoruz. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 6 olarak buluyoruz. Buraya bakıyorum. Tabanımın içerisi arkadaşlar bakın. Parantezimin içerisi negatif ama dışarıdaki kuvvetim çift olduğu için cevabım pozitif gelecek. Yani buraya ben direkt tabanıma 7'yi yazıyorum.
Şöyle bir yazalım. Eksi 1 ile eksi 8'i çarpıyorum. Burası artı 8 olarak geliyor. Aşağıdaki üslü ifadelerin tabanlarını birer asal sayı olacak şekilde yazınız demiş. Arkadaşlar asal sayılar nedir? Şuraya yazalım. Zaten bizden daha fazlasını istemezler. 2, 3, 5, 7, 11. 11'den fazlasını isteyeceklerini sanmıyorum. Hatta 11'i de istemezler büyük bir ihtimalle. Bakalım şimdi. 4 üzeri 2. 4, 2 üzeri 2 demekti. 4'ü ben 2 üzeri 2 olarak yazıyorum. Bunun ikinci kuvveti. Üstün üstü çarpılırdı. Burası 2 üzeri 4 oldu. 8, 2 üzeri 3'e eşitti. 2 üzeri 3 üzeri 4 ve burası üstün üstün çarpıldığı için 2 üzeri 12 oldu. 9, 3'ün karesine eşitti. Üstün üstü çarpıldığı için burası 3 üzeri 6 oldu. 25, 5'in karesine eşitti. Üstün üstü çarpıldığı için burası 5 üzeri 8 oldu. 16, 2 üzeri 4'e eşit. Üstün üstü çarpıldığı için burası 2 üzeri 12 oldu. 125, 5 üzeri 3'e eşit ve de bunun eksi birinci kuvveti. Üstün üstü çarpıldığı için 5 üzeri eksi 3 olarak gelir. 32 arkadaşlar, 2 üzeri 5'e eşit. Bunun eksi 5. kuvveti. Yani burası 2 üzeri eksi 25 olarak gelir. Devam ediyorum. 27 değerim arkadaşlar 3 üzeri 3'e eşittir. Üzeri 7. Üstün üstü çarpıldığı için burası 3 üzeri 21 olarak gelir. 64, 2 üzeri 6'ya eşittir. Üzeri eksi 2. Ve cevabım buradan 2 üzeri eksi 12 olarak gelir. 49, 7 üzeri 2'ye eşittir. Bunun dördüncü kuvveti. Burası 7 üzeri 8'e eşittir. 81, 3 üzeri 4'e eşittir. Üzeri eksi 4 diyoruz ve cevabımız 3 üzeri eksi 16 oldu. 128, 2 üzeri 7 eşittir. Üzeri 3. Cevabım 2 üzeri 21 olarak geldi. 125 arkadaşlar, 5 üzeri 3'e eşittir. Üzeri eksi 5 diyorum ve cevabım buradan 5 üzeri eksi 15 olur. 16, 2 üzeri 4'e eşittir. Yazıyorum 2 üzeri 4 üzeri eksi 8. Yani burası 2 üzeri eksi 32 olarak geldi. Devam edelim. 243, 3 üzeri 5'e eşittir. Üzeri eksi 2. Cevabım buradan 3 üzeri eksi 10'a eşittir. Buraya geldiğimde 256, 2 üzeri 8'e eşittir. Üzeri 4. Üstün üstünü çarpıyorum. Cevabım 2 üzeri 32 olarak geldi. Büyütelim. Aşağıda verilen eşitliklerde x'in yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığım zaman 16 dediğim değer 2 üzeri 4 olduğu için x 4'e eşit oldu. 9 üzeri 2'yi 3'ün tabanında yazıyorum. 9, 3 üzeri 2 demek bunun ikinci kuvvetini alıyoruz ve burası 3 üzeri 4 oldu. Yani x 4 olarak geldi. Buraya baktığım zaman arkadaşlar 25 dediğim değer 5 üzeri 2 demektir. Bunun x'inci kuvveti eşittir. 125, 5 üzeri 3 demektir. Bunun 6. kuvveti. Buradan arkadaşlar bakın. Şöyle olacak. 5 üzeri 2x eşittir 5 üzeri 18 olacak. Yani 2x eşittir 18 oluyor. X değerim de 9'dur. Buraya geldiğimde 8 arkadaşlar 2 üzeri 3'tür. Bunun x'inci kuvveti. 128 ise 2 üzeri 7'dir. Bunun 6. kuvveti. Buradan 3x'in 42'ye eşit olduğunu buldum. X değerim 10. 4'tür pardon. Burası 14 olarak gelecek. Devam ediyorum. 36.
36 arkadaşlar 6 üzeri 2'dir. Bunun x'inci kuvveti. Burası 6 üzeri 24. 2x bana buradan 24 olarak geldi. X değerim 12'dir. Aynı şekilde 100 10 üzeri 2'dir. Üzeri eksi 3 diyorum. 10 üzeri x'e eşitmiş. Bakın x değerim benim buradan 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 olarak gelir. Buraya geldim. Burası 7 üzeri 2'dir. Yani 49 7 üzeri 2 eşittir. Bunun eksi ikinci kuvveti eşitmiş 7 üzeri x'e. X değerim buradan eksi 4 olarak gelir. 16 4 üzeri 2'ye eşittir. Bunun eksi 4. kuvveti. Buradan cevabım 4 üzeri x olarak geldi. Bakın x ise 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 olarak geldi. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.